2020 yılı diğer yıllar gibi barış ve sağlık dilediğimiz yıllardan biriydi. Ancak bir ay bile olmadan pek çok olay yaşandı. 2020 tam anlamıyla kötü bir şekilde başladı. Dünyanın her yıl kötü giden gidişatı bu son bir ayda adeta tavan yaptı. Dünyanın geleceği hakkında bilim insanları bile endişeli. Öyle ki bilim adamlarının dünyada artan olaylarla alakalı kıyamet saati adlı bir konsepti bulunuyor. Bilim insanları insanlığın nükleer savaş ve iklim krizi nedeniyle yok oluşa yaklaşıp yaklaşmadığını değerlendirmek için bir araya geliyor. 70 yıldan uzun bir süredir kıyamet saati adlı saat konsepti hayatımızda yer alıyor. Bu saat 12'ye ne kadar kaldığını gösteriyor ve 12 de insan eliyle gelen sonumuzu temsil ediyor. Bu saat soğuk savaş döneminden beri kullanımda. 1947'de saat ilk defa ortaya çıktığında 12'ye 7 vardı ve o günden bu yana 23 defa ileri geri oynadı. Küresel güvenlik konusunda çalışan, kar amacı gütmeyen kuruluş, Bulletin of the Automatic Scientists, saatin kaç olduğunu çeşitli kıstaslara göre yaptıkları incelemelerin ardından açıklıyor. Bu faktörler arasında nükleer savaş ve iklim sorunları yer alıyor. Kıyamet saati 2019 yılında değiştirilmiş ve üst üste ikinci defa gece yarısına iki kalaya ayarlanmıştı. Bulletin yeni normal dışı varoluşsal tehditler olduğunu açıklamış ve nükleer silahlarla iklim değişikliğine dikkat çekmişti. Organizasyon açıklamasında insanlık şimdi iki eş zamanlı varoluşsal tehditle yüzleşiyor. Herhangi bir aşırı kaygı ve acilen dikkat kesilmeyi gerektiriyor ifadelerini kullanmıştı. Nükleer silahlar ve iklim değişikliğinin geçen yıl bilgi savaşlarının demokrasiyi geride bırakması nedeniyle kızıştığı da ifade edildi. İklim değişikliği küresel tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son 10 yılın en sıcak dönemini atlattığımız şu günlerde Birleşmiş Milletler'den 2020 sonrası için uyarı geldi. Birleşmiş Milletler sıcaklardan dolayı aşırı doğa olaylarının yaşanacağını açıkladı. Topluluktan yapılan açıklamada bir hareket olmamasının rahatlama kaynağı olmadığı, dünya liderlerinin değişimi istemesi ve halklarının da bu değişimi talep etmesi gerektiği ifade edildi. Kıyamet saatinin kaçı göstereceği, Bulletin of the Atomic Scientists'ın Bilim ve Güvenlik Kurulu, organizasyonun destekçileri ve 13 Nobel ödüllü bilim insanından oluşan komite tarafından belirleniyor. Daha önce de toplu yok oluşa bu kadar yaklaştığımız oldu. 1953 yılında Soğuk Savaş'ın en gergin dönemlerinden birinde saat 12'ye 2 kala olarak ayarlanmıştı. O artış şu andaki gibi düzenli bir ilerlemenin sonucu değildi. Kıyamet saati 2015 yılında 12'ye 3 kalaya, 2017'de 2,5 kalaya ayarlanmıştı. 2018 ve 2019'da ise saat 12'ye 2 kala oldu. En iyi olduğumuz zaman ise 1991'di ve saat gece yarısına 17 kalaya ayarlanmıştı. 90'ların çoğunda ise saat en azından 10 kalaya ayarlı olarak kaldı. Dünya liderleri iklim krizinin daha farkında açıklamalar yapıyor ve soruna daha fazla ilgi gösteriyor. Ancak detaylı çözümler konusunda pek de anlaşmaya varabilmiş değiller. Muhtemelen yelkovan bu yıl hareket ettirilmeyecek. Ancak bu çok küçük bir rahatlama. Zira son 3 yıldır yok oluşa en yakın olduğumuz noktada olmaya devam edeceğiz. Ocak ayında gelen bazı olaylara kısaca gelin bakalım. Avustralya'daki yangınlar. Avustralya'da Eylül ayında rekor düzeydeki sıcak hava ve kuraklık yüzünden çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Ocak ayında ise alevlerin yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlar sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kasaba boşaltıldı. Milyonlarca hayvan öldü. Uydu görüntülerine göre yangından en çok etkilenen Victoria ve New South Wales eyaletlerinden yayılan dumanlar Yeni Zelanda'ya kadar vararak hava kitlesinin etkilenmesine neden oldu. Adelaide tepelerindeki şarap endüstrisine üzüm sağlayan bağların 3'te 1'inin yok olduğu belirtildi. Avustralya yaz aylarında yaşanan yangınlara alışkın olsa da bu yıl normalin üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık yangınların şiddetinin daha fazla olmasına neden oldu. İnsan faktörü de kimi zaman yangınların ortaya çıkmasında etkili olsa da kuru tarım alanları üzerinde şimşeklerin çakmasıyla da yangınların başladığı görülüyor. Yangınlar bir kere başladı mı otların yanmasıyla ortaya çıkan közlerin rüzgarla yayılması diğer alanları da tehlikeye sokuyor. Otları tutuşturan yangınlar, gök gürültülü, fırtınaların oluşmasına, bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da bir volkan patlaması ya da atom bombası etkisi yaratarak yangınların kendi fırtınalarını ortaya çıkarmasına yol açıyor. Bilim dünyası uzun zamandır iklim değişikliğinin şiddetlenmeye başlamasıyla Avustralya'da daha uzun, sıcak ve kuru yazların yaşanacağı uyarısında bulunuyordu. Bu da tarımsal alanların daha kuru bir hale gelerek daha kolay tutuşmasına ve yangınların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin yangınların daha sık ve daha şiddetli görülmesine neden olacağını belirtmekteydi. Kasım Süleymani. Yine Ocak aylarının başında
çok kötü bir olay daha yaşandı. İran ile Amerika'nın gerilimi sonucu Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Süleymani İran'ın yurt dışındaki operasyonlarının kilit ismiydi. Bu nedenle pek çok kişi 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını düşündü. İran lideri Ali Hamenei, devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleyman'ın öldürüldüğü gün yaptığı açıklamada Amerika'dan sert bir intikam alınacağını duyurdu. Bunun sonucunda ise Amerika'da yer alan bazı üslere saldırı düzenledi. Can kaybı yaşanmadığından dolayı Donald Trump savaş yerine ekonomik yaptırım uygulayacağını belirtti. Amerika ve İran gerilimi tüm hızıyla devam ediyor. İran atom bombası yapmak için ise elinden geleni yapıyor. Sonuç olarak İran nükleer güçlere ulaşırsa bu savaşın daha sert olacağı bilinen bir gerçek. Koronavirüsü. Geçtiğimiz haftalarda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsü bugüne kadar 870'ten fazla kişiye bulaştı ve 26 kişinin hayatına mal oldu. Her saniye hakkında yeni bir haber duyduğumuz virüs bu kez farklı bir haberle karşımıza çıktı ve bu haber hiç de iç açıcı değil. Bugüne kadar Çin, Amerika, Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, Singapur ve Suudi Arabistan'da görülen koronavirüsü son olarak Nepal'de sıçradı. Her geçen gün bu virüs yayılıyor. Virüsün engellenmesi için yapılan çalışmalar tüm dünya geneline yayılmış durumda. Birçok ülke havalimanlarında Çin'den gelen yolcuları kontrolden geçiriyor. Bu ülkeler arasına son olarak Türkiye de katıldı. Bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen ziyaretçiler termal kameralarla taranacak. Koronavirüsünün patlak verdiği ülke olan Çin, virüsün yayılmaması için büyük önlemler almaya devam ediyor. Yetkililer Wuhan'ın da içinde bulunduğu Hubei eyaletinde Wuhan dışında 9 şehirde daha giriş çıkışlara sınırlama getirdi. Bununla birlikte bazı hastane yetkililerinin halka tıbbi malzeme bağışında bulunma çağrısı yaptığı da bazı yerel medya kaynaklarının haberlerinde yer aldı. Elazığ depremi. Son yıllarda artan depremlerin sayısı çok fazla. Dünyanın pek çok yerinde deprem oldu. Son olarak ise Elazığ'da deprem oldu. Bu deprem şiddeti de çok büyüktü. Saat 20.55'te meydana gelen sarsıntının büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ilk olarak 6.8 olarak açıklandı ve sonrasında 6.5 olarak revize edildi. Bu deprem pek çok ilde hissedildi. Pek çok ev yıkılırken insanlar hayatını kaybetti ve çok sayıda yaralı oldu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre ise depremin etkisi Türkiye sınırlarını da aştı. Yayınlanan haritaya göre Türkiye dışında deprem Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail'de hissedildi. Yine Ocak ayında yaşanan bu depremler pek çok insanı fazlasıyla korkutmakta. İklim değişikliği. İklim değişikliği küresel tehdit oluşturmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Ajansı'nın açıklamasında 1980'den bu yana geçen her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak olduğuna işaret edildi. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 2013'te yayımladığı raporda küresel ortalama sıcaklık artışının 100 yıl sonuna kadar en fazla 2 derecede tutulması, ideal olarak 1,5 dereceyi aşmaması gerektiği belirtilmiş. Bunun için karbon emisyonlarının azaltılması uyarısında bulunulmuştu. Bu arada iklimle ilgili kayıtların 1850'de tutulmaya başladığını belirten Petteri Talas o dönemden bu yana küresel çapta sıcaklıkların yaklaşık 1,1 santigrat derece arttığını ifade etti. Doğa yangınlarının sıcaklık artışı, yüksek basınç, düşük nem, düşük yağış ve sert rüzgar koşullarının birleşmesiyle ortaya çıktığına dikkati çeken araştırmacılar, insan müdahalesinin yarattığı küresel ısınmanın bu koşulları arttığını da vurguluyor. Hadis işaretleriyle fiten ve meleğim türü kitaplarda kıyamet alametleri hakkında çeşitli rivayetler Hazreti Peygamber'e atfedilir. Bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, dini içtimai hadiselere ve tabiat olaylarına ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilir. Nakledilen metinlere göre kıyamet alametleri şöyle gelişecektir. Kur'an'ın önemi, insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helal sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek, toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak, akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak, yöneticiler insanlara zulmedecek, şehrinden korkulan kimselere itibar edilecek, ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek, mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,
Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecek, kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak ve erkekler kadınlara benzemeye çalışacak, açıklık yayılacak, hayasızlık çoğalacak. İat ve irşat faaliyetleri terk edilecek, sadece din dışı ilimler öğrenilecek, kader inkar edilecek ve yıldız falına inanılacak, liderliğe elverişli kimseler azalacak, ani ölümler çoğalacak, cahiller aynı zamanda dürüst olmayan zayıf ve süfler türüyecek, akrabalık bağları kesilecek, yalancılar tespit edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek, kitapların sayısı artacak, yağmurlar ve yıldırımlar çoğalacak, madenler yok olacak.